Bilgi Rüzgarı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi. Adı mezenter. Tıp dünyası sarsıldı. İnsan bedeninde sindirim sistemine ait olduğu belirlenen yeni bir organ bulundu. Böylece 100 yıllık anatomi bilgisi de çöpe gitmiş oldu. Peki bu organ ne işe yarıyor? Lancet, Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinden yayınlanan makalede araştırmacıların mezenter adı verilen yeni bir organ bulunduğunu açıkladı. Mezenteri ilk olarak 2012 yılında keşfeden İrlandalı bilim insanı Calvin Coffey, önceden organın parçalanmış yapılarını oluştuğunu düşündüklerini ancak şimdi tek parça ve sürekli bir yapı olduğunu kanıtladıklarını açıkladı. Böylece insan vücudundaki organların sayısı 79'a yükselmiş oldu ve 100 yıllık anatomi bilgisinin de yanlış olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, mezenterin sanıldığının aksine tek parçadan oluşan bir organ olduğunu bulduklarını duyurdu. Karın zarının ikiye katlanmış hali, karın boşluğunu kaplayan ve her şeyi bir arada tutan yeni bir organ olarak tanımlanan mezenter, vücudumuzun keşfedilen 79. organı oldu. Tıp öğrencileri de 2012 yılından itibaren mezenteri yeni bir organ olarak öğrenmeye başladı. Ancak yeni keşfedilen organın ne işe yaradığı henüz bilinmiyor. Diğer adı olarak da bağırsak askısı deniyor. İnce bağırsağı karın duvarının arka bölümünde tutturan karın zarı, periton kıvrımı yani, iki katmandan oluşur. Bunların arasında bağırsağın kan damarları, lenf damarları ve sinirleri geçer. Mezenter, karnın arka duvarına birinci bel omurunun sol kenarından başlayıp aşağıda sağ böğür boşluğuna uzanan çizgiye göre eğik olarak tutunmuştur. Karnına yapışık çizgi yaklaşık 20 santim, bağırsağa yapışık çizgi ise yaklaşık 6 metre uzunluğundadır. Bu nedenle mezenter bir yelpaze gibi açılır. Karnına yapışık bölümü açık yelpazenin elle tutulan ucu gibidir. İnce bağırsağı mezenterle karın arka duvarına çok gevşek biçimde bağlanması bağırsağa geniş hareket olanağı verir. Da Vinci bunu 500 yıl önce iddia etmişti. Leonardo da Vinci yaklaşık 500 yıl önce mezenteri bir organ olarak nitelese de tıp dünyası bu iddiayı kabul etmemişti. Bundan sonraki adım organın işlevini bulmak. Bundan sonraki aşamanın mezenterin işlevini tespit etmek olduğunu söyleyen Coffey, bu evrensel olarak geçerli ve hepimizi etkiliyor. Bundan önce mezenterik bilim diye bir alan yoktu. Bundan sonraki adım işlev. Eğer işlevi anlarsanız normal olmayan işlevi ve hastalığı da anlarsınız dedi. Keşfin ardından en etkili önemli tıp kitabı Gray's Anatomy son edisyonunda mezenteri organ olarak tarif etti. Videonun sonunda size göstermiş olduğum fotoğraflardan mezenterin nasıl bir şey olduğunu ve nerede yer aldığını görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için ve özellikle de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.